Bu sınav hayatınızın en önemli sınavı diyemem. Ama hayatınızı etkileyecek bir sınav. 40 dakikanız var. Başlayabilirsiniz. Hocam kusura bakmayın, acil bir durum vardı. Arkadaşlar günaydın, sınav iptal. Tamam gevşemeyelim, çevirin kağıtları, söyleyeceklerimi yazın. Benim suçum yok, kararım kesin. Hocam iyi misiniz? Hadi Ali yaz. Bitirince arkadan toplayıp gönderin. Arkadaşınız nerede? Beste mi? O arkadaşımız değil hocam ya. Hoca ne oluyor anlatsana. Dün sizden gelecekle ilgili hayallerinizi kağıda yazmanızı istemiştim. Bugün karıştırıp kimin ne hayal kurduğunu tahmin edecektik. Ama içinizden birisi kağıdına benim suçum yok, kararım kesin. Yarın birini öldüreceğim yazmış. Bütün detaylarıyla da anlatmış. Şimdi hocanız el yazılarını karşılaştırıp kimin yazdığını bulacak. Henüz müdüre haber vermedim. Kim yazdıysa çıksın ortaya. Minimum cezayla kurtulsun. Hanginiz yazdı bunu? Yani bence çok fazla kafa yormaya gerek yok hocam. Beste manyağı yazmıştır. Niye gelmedi arkadaşınız? Var mı sınıfta onunla konuşan? Yok. Kesin o yazmıştır hocam. Arkadaşı bile yok ya. Niye küstünüz Beste'yle hepiniz? Söyle. İllaki herkesin bir nedeni vardır hocam. Ama ben o kıza okula ilk geldiğinde kucak açtım. Onu bizim grupla takılmaya davet ettim. İyi misin? İyiyim. İlk kez deniyorum da. Beğendiğin biri var mı? Ne? Okulda diyorum. Sikmek istediğin biri var mı? Bilmem. Hiç o göze bakmadım. İyi. Bakarsan da haberim olsun. Birine vermeden önce bana soracaksın. Öyle mi? Öyle. Şu kılık kıyafet konusuna gelince de evden çıkmadan önce fotoğraf gönder. Komiğine mi gitti? Yok yok. Başka istediğin bir şey var mı peki? Sosyal medyada paylaşım yapmadan WhatsApp grubuna yaz. Hepimiz aynı anda yükleyince beğeniler azalıyor. Ya illa diyorum birinin yanında olacaksan senin için bizden daha iyi bir opsiyon göremiyorum. Peki ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorsam? O zaman burada yerin yok. Bence biraz komiksiniz. Ayrıca bu boku nasıl içiyorsunuz ya? Kaşar. Terbiyeli konuş. Bir daha da sigara içtiğini duymayayım, babana söylerim. Hocam sevgilim şunu demek istedi. Zaten kız bir tuhaftı. Yani okulun ilk günü kim babasıyla okula gelir abi? Ve el ele yani. Çok mu tuhaf Ali? Tuhaf? Hayır hocam. Tuhaf olan Beste'nin Ali'ye siktir çevirmesi. Hey kes sesini. Neden bahsediyor bu yaratık? Saçmalıyor. Anlat. Saçmalıyor. Anlat. Şu an sen de saçmalıyorsun. Anlat. İyi peki. Ya büyütülecek bir olay yok. Okulun ilk zamanlarıydı. Beste sınıfta tek başına oturuyordu. Selam Beste. Ben Ali. Öyle son sene yeni bir okula gelmek çok zor değil mi? Hele bir de böyle bir okula gelmek. Yani zordur. Çünkü çocukken ben de çok yalnızdım. Anlıyorum seni. Ama sana yardımcı olabilirim.
Nasıl yardımcı olabilirsin? İşte yakın arkadaş oluruz. Sen bana gelirsin. Ben sana gelirim. Birbirimizle kalırız falan filan. Falan filan. Evet. Ben de senin hakkında bir şey duydum. Neymiş o? Ufacık bir sikin olduğunu. Yavşak! Ya öyle değil, sen biraz... Anlasçım! Kızım ayrıydık, biz ayrı! Kendinize gelin! Hocam? Bitmek üzere. Ya hocam, aradığın kişi Beste. Sen daha neyi zorluyorsun ki? Dün Beste okula gelmedi. Arkadaşınız doğru söylüyor. Dün okula gelmemiş. Ama sen de bir şüphelendin değil mi hocam? Kızın doğasında var. Kız antipatik, kız rahatsız edici. Hiçbiriniz fark etmiyor musunuz arkadaşınızın okulda olmadığını? Siz de fark etmediniz hocam. Ben fark etmiştim. Aslında çok da yakın arkadaşımdı. Bizim okula kayıt yaptırdıktan sonra da tüm sosyal grupları denedi. Nerdler, bohemler, sporcular, barbiler. Hepsinden posta yedikten sonra da benim yanıma düştü. Yalnızlar kulübüne. Çok pardon ama ben anladım bu kızın bana niye posta koyduğunu. Kız lezbiyenmiş. Ali. Mal. Bizim dostluğumuz Wattpad'de başladı hocam. Roman ve hikayelerin yazıldığı bir uygulama. İkimiz de orada lise klişeleriyle ilgili karanlık hikayeler yazıyorduk. Asıl klişe sensin ya. Şizofren. Burcu. Kara Kedi diye bir persona yarattık. Yalnız ama cesur bir lise kızının hikayelerini yazmaya başladık. Dur gülme. O ayın 13'ünde ilk adetini gören Tiki Prenses, sevgilisinin vampir olduğunu anlayınca Kara Kedi ve kurt adamlarıyla öğretmenler odasını bastı. Sana bir şey aldım. Dadam. Nereden çıktı bu? İçimden geldi. Beğendin mi? Evet, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bunu hiçbir zaman çıkartmayacağım biliyorsun değil mi? Hadi devam edelim. Yazdığımız Kara Kedi öyküleri tuttu. Herkes paylaşmaya başladı. Hatta genç kız hikayelerinde en çok okunanlar listesine girdik. İlk kez hayatımızda bir şey başarmıştık. Birkaç hafta sonra Beste'nin aşık olduğu çocuğun hikayelerimizi okuduğunu öğrendik. Bunu öğrenince çocuğu etkilemek için Beste hikayeleri kendi ismiyle paylaştı. Tüm başarıyı kendi üstüne aldı. Ona yaptığım onca iyilikten sonra beni satıp yine yalnız bıraktı. Tuhaf iyidir. Hepimiz öyleyiz. Ama Beste'ye güvenilmez hocam. Yeter! Hocam herkes yalan söylüyor. Burcu Beste'nin iyiliğini düşündüğü için gruba davet etmedi. Beste bir kere burslu hocam. Ne olmuş bursluysa? Bu okulda burslular nasıl davranılır hepimiz iyi biliyoruz değil mi? Burcu Beste'yi gruba davet etti. Çünkü böylece okulda ne kadar iyi ve tatlı bir kız olduğu konuşulacak. Sosyal medyada puan kazanacaktı. Ama Beste... Burcu'nun istediği gibi bir köle çıkmadı. Bu arada da sigara içmedi çünkü astımdı. Saçmalık. Okulun ilk günü okula babasıyla geldi evet. Çünkü onun en mutlu günüydü. Küçükken annesini kaybettikten sonra babası her şeyi olmuştu. Kusura bakma Ali Efendi. Sana karşı ilgi göstermedi. Çünkü başka birine aşıktı. Onu seviyorum. Evet, bu okulda bütün gruplardan teker teker postaydı. Çünkü bu okul durumu kötü olanları ezen aşağılık zengin piçleriyle dolu. Hop, yavaş. Bir konuda yanılıyorsun Ebru. O aşık olduğu çocuğu etkilemek için kendi adını yazmadı. Müdür yazdığınız yazıları yakaladı. Hani şu hocalarla ilgili yazdıklarınız yazıları. Senin başın yanmasın diye kendi adını yazdı. Hocam bir bakar mısınız?
Eşleşen yazı var. Yazı senin Fırat. Az siktir ya. Ben biliyordum bu piçin seri katil olduğunu. Net. Mesele çözüldü hoca. Hadi sal artık bizi gidelim. Hocam, hocam ben olamam. Lan kolpa yapma oğlum. Sen sapıksın. Sapık sapık. Kanıtlarım. Gel buraya Fırat. Gel. Bak. Bu yazılar senin değil mi oğlum? Bakabilir miyim hocam? Bu hocam, benim yazdığım yazılı. Ne yazıyor burada? Aşık olduğum biri hakkında. Ezik. Devamında ne yazıyor? Hocam. Söyle oğlum. Aşık olduğum yazıyor. Onun olmak için yıllarca plan yaptım ama son gördüklerinden sonra vazgeçtim yazıyor. Ne gördün sen? Hocam söylemesem ispiyonlamak gibi oluyor. Söyle. İki hafta önce Ali var kadar... Lan sus! Senin bak belanı sikerim ben ha. Ali! Otur yerine artık. Çok oldun ama sen. Sus. Sen bana bak. Anlat bakayım. Hocam, okulda korona partisi verdiler. Korona partisi ne? Birkaç kişi kendi arasında para topladı. Hı. Partide ilk korona kapan kişi para ödülünü alacaktı. Biz de oraya Beste'yle beraber gittik. Çünkü Beste'nin aşık olduğu çocuk oradaydı. Ama çocuğu başka biriyle öpüşürken gördüm. Tamam. Bu piç Beste'ye aşık. Kızın da başkasından hoşlandığını görünce gitmiş yazmış. İki tane kağıt vermiş. Olamaz mı? Bence de öyle. Net. Hem herkes hem fikir mi? Aynen. Hocam şu salak konuyu kapatabilir miyiz artık? İtirazı olan var mı? Yok. Ben Beste'ye aşık değilim. Lan kolpa yapma. Sen yazdın. Lan itiraf et. Sen Beste'ye aşıksın, o yüzden yazdın. Söyle. İtiraf et. İtiraf et. Ben Burcu'ya aşığım. Ben senin belanı sikerim. Sal. Sal lan. Ben aşıktım. Ta ki partide gördüklerime kadar. Beste'nin aşık olduğu çocuk partide Burcu'yla öpüşüyordu. Burcu. Yalan söylüyor. Burcu kim o çocuk? Ya yalan... Lan kim? Yok öyle bir şey. Lan kim o çocuk? Sen söyle. Söylemek istemiyorum. Lan söyle. Söyle oğlum beni. Dön söyle lan. Burcu Kerem'le öpüşüyordu. Karnından, göğsünden, boğazından bıçaklayıp yavaş yavaş kan kaybından ölmesini izleyeceğim. Yaşam onu terk ederken gözlerindeki ruhun gidişi hayatımın en mutlu anı olacak. Umarım o da en az benim çektiğim kadar acı çeker. Bu yazıyı kimin yazdığını öğrenmeden kimse sınıftan dışarı çıkmıyor. Ya hoca. Geç yerine be. Yeter artık. Senin ben melanı sikeceğim ben. Çek lan elini. Çek. Hayır seni sikeceğim ben. Hayır seni de bitireceğim oğlum. İkinizi de bitireceğim. Siz göreceksiniz. Geç oğlum sen o tarafa. Onu da o tarafa bul. Samet geç yerine elini. Sal. 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 Bıktım ikinizden artık. Yeter. Geç oğlum yerine. Thank you.
yazdıysa söylesin. Siktir alıp gidelim buradan. Hadi! Lan hadi lan! Burcu mesaj atmış. Hoca sınıftan çıkarmıyormuş. Gelmeyecek. Bir garip mi kokuyor burası ya? Alo, ne yedin kızım? Hadi gidelim hocayı çağıralım. Yürü Ayça, hadi. Boğazından bıçaklayıp yavaş yavaş kan kaybından ölmesini istedim. Ama Beste'ye güvenilmez hocam. Yaşam onu terk eder. Sen de bir şüphelendin değil mi? Gözlerindeki ruhum gidişi hayatımın en mutlu anı olacak. Beste mi? O arkadaşımız değil hocam ya.